Dostlarım selamlar, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım da gününüz güzel geçiyordur. Başlıktan da anlayacağınız üzere global hip hop gündemindeki öne çıkan olayları sizlere aktaracağım. Üzerinden de biraz konuşmak istiyorum tabii ki de. Şimdi bugün bazı olaylar gerçekleşti. Bu yüzden yarın atmam gereken videoyu da başka bir güne ertelemek istiyorum. Yarın atmam gereken videonun konusu zaten topluluk kısmından da duyurmuştum. 6ix9ine Türkiye'li bir rapçi olsaydı neler olurdu başlığıydı. Gerçekten güzel bir videoydu fakat 2-3 gün sonra atmayı planlıyorum. Bugün dediğim gibi bazı olaylar hani çıkmışken dedim ki bugün atmazsam 2-3 gün sonra hiç atmam. O yüzden böyle bir olay oldu dostlarım. Haberlere geçmeden önce 5 saniye içinde hemen zaten videoyu beğenip değilseniz de takip edebilirsiniz aşağıdan. Neyse, intromuzdan sonra haberlerimize biz geçelim. This ain't no G, this shit smoking, this shit thrust for real. This that shit that had you choking. Dostlarım biliyorsunuz ki sizlere bir hafta önce bu iki rapçinin serbest kalma ihtimalinin de olacağını söylemiştim. Çünkü Donald Trump bir af listesi çıkarmıştı. Tabi bu af listesinin olmama ihtimali de vardı. Çünkü kongreye bir saldırı oldu biliyorsunuz ki Amerika'da gündeme de zaten oturdu. Ve bu sebepten dolayı olmama ihtimali olacağını söylenmişti. Ve ben de bunu zaten söylemiştim. Fakat dün 11.30'da Donald Trump bir af listesi çıkardı 73 kişiye. Bu 73 kişinin içinden de bu iki rapçi var. Diğer kalan 70 kişinin de cezası hafifletildi diyebilirim. Lil Wayne'in cezası Kodak Black'e nazaran daha fazlaydı diyebilirim. Kendisi 10 sene falan giymişti ama Kodak Black'te 1-2 sene içinde de çıkacağını söylenmişti zaten. Şimdi Kodak Black için ben sevindim dostlarım. Tabi çoğu insan sevmiyor ama biraz duygusal olmamdan kaynaklanıyor bilmiyorum ama kendisi için biraz üzülmüştüm çünkü Twitter'da kendisi depresyona girdiğini ve üzgün olduğunu da söylemişti. Tabi olmama ihtimalini de söylemiştim ya sizlere, bu sebepten dolayı anlayacağınız üzere. Tabii kendisini görmekten ben mutlu olacağım açıkçası. Çünkü kendisinin yeni kliplerde göremiyorduk, yeni halini göremiyorduk. Birkaç şarkı çıkarmıştı albüm hatta fakat kliplerini göremiyorduk. Bu yüzden ben kendi açımdan açıkçası iyi oldu diyebilirim. Kendisi zaten hapisteyken Donald Trump'a şunları demişti. Eğer beni serbest bırakırsanız söz veriyorum ki hayır kurumuna 1 milyon dolarlık bir bağış yapacağım açıklamasında bulunmuştu. En son olarak da ben artık iyi biriyim, eskisi gibi kötü biri değilim. Zihnim yerinde tarzında bir açıklaması bulunmuştu. Bu af belli olmadan önce. Tabii kendisinden artık kötü şeyler beklemiyoruz. Valla ben Kodak Black'in samimiyetine güveniyorum. Eskisi gibi kötü biri olmayacağını da düşünüyorum. Benim beklentim bu. Zaten tekrar böyle bir şey yaparsa da serbest kalma ihtimali de yok. Artık ömür boyu kendisi hapiste kalacak. Bunu zaten göz önünde bulundurursa tekrardan böyle bir aptallık yapacağını ben düşünmüyorum. Lil Wayne için çok bir şey diyemem. Kendisini çok hayranım değilim. Çünkü yeni de hapise girdiği için yani çok da merak etmiyorum açıkçası yeni halinin, yani yeni çıktıktan sonra neler olacak vesaire. Ama Kodak Black için sevindim diyebilirim. Bu olaylar hakkında sizler düşünceniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gelelim 6ix9ine haberimize dostlarım. Kendisi bir albüm çıkarmıştı biliyorsunuz ki. İyi bir satış gerçekleştirmediğinden dolayı da tabii ki de haliyle de dalga geçilmişti. Çünkü kendisinin öyle bir özgüveni vardı ki başka rapçilerin satışlarıyla bile dalga geçiyordu. İşte ben bir numarayım falanlar filanlar ama iyi bir satış gerçekleştirmediğinden dolayı depresyona girdi haliyle diyet haplarını kullanmaya çalıştı. Bir yandan da kahve içince tabii gereğinden fazla hastanelik olmuştu. En son herhalde yanlış hatırlamıyorsam kendisi 11 kilo vermişti ve renklerini, o renkli saçlarını da değiştirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam ya kahve rengi ya da esmerimsi tarzı bir saç rengine sahip. Buradan anladığımız üzere kendisi yeni bir imaj, yeni bir kariyer de olabilir. Böyle bir düşünceye sahip diyebilirim. Neyse, biz kısa özetimizi geçtiğimize göre asıl olaya gelmek istiyorum. Kendisi tekrardan bir kavgayla gündeme geldi. Fakat bir rapçiyle değil. Sadece kendisini sevmeyen bir insan tarafından 6ix9ine ve korumaları yolda yürüyorlar. Bilinmeyen biri tarafından 6ix9ine'a fare deniliyor. Fare demek zaten ispiyonlayan insana deniliyor. Fare ezik biri anlayacağın üzere. Şimdi o bir, biz bir videoyu tekrardan bir izleyelim. Belki bilmeyen arkadaşlar da vardır. Ben bir yorumlayayım en azından. Bakın hater bu. Devam bakalım. Bak bak, iyi izle. Boom. Bakın bu benim, bu da hater. Bakın burada yumruğu atıyor kendisi. Yerde. Ya ben şunu anlamıyorum. O arkadaş sarhoş mu? Ulan bakıyorsun 6ix9ine yanında korumaları var. Ölme ihtimalinde var. Bu nasıl bir kafa ya? İnsan biraz düşünür der ki ben buna laf atsam çevirip beni. Birçoğu insan da yorumlarda bunu kendine müzisyene falan benzetmiş. Şu yanındaki.
Evet, bu laf atan arkadaş 6ix9ine resmen eski haline benziyor diyebilirim. Böyle Meksikalı havası var arkadaşlar. Orada yumruğu indiriyor. İspiyoncu diyor kendisine. 6ix9ine de haliyle sinirlendiriyor. Kendisine hoşlanmadığı şey. Direkt haliyle de yumruğu atıyor. Sizce bu olayda kim haklı desem yanlış mı olur bilmiyorum ama haklı olan 6ix9ine yani. Hoşuna gitmeyen bir şey söylemiş ve haliyle de yumruğu yemiş. O arkadaş da hak etmiş yani. İlk bu videoyu izlediğimde kurgu olabilir mi diye düşündüm de yok, kurguya çok benzemiyor. Gayet de gerçekçi bir olay. Biri çekmiş, Instagram'da bir yerlerde paylaşmış işte. Yani 6ix9ine'in bir sözü aklıma geldi. Sizin haklı olmanız benim haksız olduğum anlamına gelmez diye. Yani 6ix9ine'in kendimi yerine koyduğumda yani haklı olduğu durumlar da var. Çetesiyle olan olayları vesaire. Çetesinin kendisini kullanması, işte kaçırması, şiddet uygulaması falan filan neyse. Olay bunlardı. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın dostlarım. Neyse dostlarım, biz bu iç karartıcı haberleri kenara bırakalım. Güzel haberi sizlere aktarmak istiyorum. Dün Pop Smoke'un YouTube kanalından kendi çıkacak olan filminin fragmanı yayınlandı. Evet, 5 Mart'ta Boogie adında bir film yayınlanacak. Bu filmde de oyunculardan Pop Smoke yer alıyor. İlk defa kendisini oyuncu olarak göreceğiz. Bakalım nasıl bir film olacak. Fragmandan anlayacağım üzere böyle kolej tarzı bir film. Ne yazık ki Pop Smoke bu filmde başrol olarak oynamayacak. Sadece belli bir bölümlerde kendisi yer alacak. Alfred adında bir arkadaş. Ekranda da görüyorsunuz. Japon masyalı mı, o konuda biraz anlayamadım. Araştırma yapmadım. Bu Alfred kardeşimiz haliyle okuduğu kolejinde basketbol takımlarından birinde oynuyor. Rakip basketbol takımlarından birinde de Pop Smoke yer alıyor. Oradan anlayabiliyorsunuz işte rekabet tarzı bir şeyler olacak. Pop Smoke acaba sinirlenince nasıl oynayacak? Bunu merak ediyorum açıkçası. Üzücü olan taraf şu dostlarım. Pop Smoke ölmeden önce katılmış olduğu bir röportajda bu film hakkında konuşmuştu. İşte ilk defa yer alacağım bir oyuncu olarak oyunculuk hedeflerim var tarzında da açıklamalarda bulunmuştu. Belki ölmeseydi ileride kendisi başrol olarak başka bir filmde de yer alınabilirdi. Kendi hayatı da olabilirdi. Böyle bir haberdi. Merakla bekliyoruz. 5 Mart'ta yayınlanacak. Yorumlar kısmında beklentilerinizi yazabilirsiniz. Sıradaki haberimize geçelim. Cent'in yeni single'ı Party of the Game'de yer alan 21 yaşındaki sanatçı, efsanevi tasarımcı Carl Cani ile birlikte 90'lardan kalma birden fazla Tupac Shakur görünümünü 1993 vintage haliyle yeniden yarattı. Instagram'da bu gönderinin altına Tupac Shakur'dan alıntı yaparak bazı sözlerini yazdı. Ölüm hayattaki en büyük kayıp değildir. En büyük kayıp hala hayattayken içeride ölendir. Asla teslim olma. Ve böyle güzel anlamlı bir söz yazarak da Tupac'ı anmış olduk. Yeni jenerasyondaki rapçilerden böyle şeyler duymak güzel olsa gerek. Bazıları saygı duymuyor biliyorsunuz ki. Lil Zen'e örnek verebilirim. Direkt aklıma o geldi zaten. Videonun da sonuna geldim. Öne çıkan olayları sizlere aktardım. Bazı olaylar baktım böyle çok boş olaylar vardı. Çok da şaşıracağınız olaylar değildi. Bunları aktardım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir like'ı çok görmeyin. Ve değilseniz de takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi bakın ve bay bay.